Düğün şarkınız? Rafet Edroman'ın. Ben yar kendimi bildim bileli. Evet. Çok güzel şarkıdır. Evet. Bırıldansın Umur. Ben mi? Valla bir alkışa bırıldanır ha. Yok bırıldan. Hayır düğün şarkınız bir şey olmaz. Abi bilerek unuttum dedi söylememek için. Bir şey olmaz. Ben yar kendimi bildim bileli bir sana aşık sana deli. Seninle açtım bu gözleri, seninle kaparım inşallah. 10 dakika ara, coşkun alkış! Süper, süper! Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. Cevahir sahnede ilişki testi alkışlarla başlıyor! Gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi 2000 kişi var içeride. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Umur, sevgili... Gizem. Gizem. Evet. Umur'la Gizem. Kaç yıllık bir ilişki Gizemciğim? 2009 yılından beri birlikteyiz. Harika. Evet, 14 senedir beraberiz. Kim kime yürüdü? Ama 2009'dan önce benim bir 5 senem daha var. Yani onu da sayarsak 19 mu yapıyor? 5 evet. Senen ne demek var? Yani ben şey yaptım da... Yani ilk yani... o lise 1'de beni görmüş, beğenmiş okullar açıldığında. Hı-hı. O zaman bana teklif, işte arkadaşlarla birlikte teklif yolladı. Çıkma teklifi gibi. Ben kabul etmedim. Sonra 4 sene peşimden koştu. Lise sonunda ben kabul ettim en son. Lise 1'den lise sonra 4 sene mi? 3 sene oluyor. Niye lise 1, lise 2, lise 3, lise 4? En temel matematikteyiz şu an. Lise 1'i saymak gerekir mi, gerekmez mi? Gerekir aslında, doğru söylüyor. Hayatım, olur mu öyle şey? Bak şimdi, lise 1'de diyelim 2009 yılındayız. Evet. Lise 2'de 2010 yılındayız. Lise 3'te 2011, lise 4'te 2012. 2012-2009, kaç yaptı? Yani biri okuduktan sonra bir sene oluyor. Doğru, 3 sene. Çabuk kabul ettin. Ama şimdi lise 3 sene mi olmuş oluyor? Yok. Matematik ağlıyor, edebiyat da ağlıyor şu an. Okumadığımız çok belli liseyi. Beraber ağlıyorlar. Güzel güzel. Çok uzun bir ilişki, 15 sene. Çocuk var mı? Yok. Kim daha yakın bu fikre? Ara ara gidip geliyoruz. Eşim daha yakın. Öyle mi? Nasıl söylüyor sana bunu Umurcuğum? Ya, genelde günlere falan gidiyor, gelince söylüyor. Senin günlerin mi var hayatım? Evet, annemler ablamla birlikte altın günümüz var. Altın günü, kaç kişi var orada? 10-15 kişi var. Hele. Hepsi büyük kadınlar tabii. Yarısı kardeşi zaten. 4 kardeşler. Öyle mi? Evet. Annesi falan 5-6 kişi onlar. Çeyrek altın mı? Yok. 250 lira. Altın. Altın gününe bak. Nakitle. Ekonomik kriz nedir? Nedir abi budur? Altın günleri nakli dönmüş. 250 TL. Evet. Aslında 15 kişi olsa 4250 lira gelir. Yani hiç yoktan iyi. Fena değil yani. Evet. Tabii sen şu an mesela... Sana gelmesine yakın mısın, yeni mi geçti? Ben ödedim, şimdi yani aldım parayı, harcadım, şimdi ödemeye devam ediyorum. Ha, daha var yani. Oluyor. Ne evet. Fena değil mi öyle evet. De? 250-250. İlk başta al ye, sonra öde. Günlere gidiyor. Sana günlerde ne diyorlar çocukla ilgili? Yaşın geçiyor, işte 5 sene oldu, yapmayacak mısın? Gezdin gezdin, yeter artık. Hani artık çocuk sahibi olman gerekiyor. Kaç yaşındasın hayatım sen? 30, 31 geç... olacağım. Neymiş yaşı geçmiyor? Daha genç canım. Ama tabii ablamlara göre onlar 18-19 yaşında hani çocuk sahibi olduğu için... O bir tercihtir. Seninki de bir tercihtir. Evet. Gençsin ya. Bilmiyorum. Değil mi hocam? Çocuk için genç yani. Normalde senin hanım kart mı efendim? Ya evet, bana yaşlandık artık diyor. Öyle mi diyor? Moralimi bozuyor. Ya ben evet. Kendim yaşlandım diyorum. Kendisi benden büyük zaten. Doğal olarak yani. Doğal olarak ben kendime de laf sokuyorum Mesut Bey. Sen kaç yaşındasın? 30. Ben 31 yaşındayım, o 32. Ya 92 doğumluyum, o Kasım ayı, ben Ağustos ayı daha... Bunu mu konuşuyorsun bana deminden beri? Evet. O benden büyük 4 ay kankim. 3 ay. 3 ay. Evet. Görmüş geçirmiş 3 ay sonuçta yani. Hayat bak senin yine matematik. Ağustos 8. ay, Aralık 12. ay. Nasıl 3 ay olur bana Kasım. Bir anlat. Kasım. Evet. O kadar haksızım ki şu an ben matematik bile ağladım. Beni bozdunuz siz. Estağfurullah. Sizinle matematik gitti benim. Tamam. Zaten büyük senden diyorsun hocam. Evet, ben 31. Mesela çocuk konusunu nasıl açıyor sana? Ne diyor? Günden geldi. Yeter, bıktım. Neyden bıkmış? Hayır, o kadar da değil ya. İşte herkesin çocuğu var. Instagram'dan şeyler atıyor. Ne yapıyor?
Yani Instagram'da atıyor. Bebek mi atıyor? Bebek videoları atıyorum. Ay ne tatlı değil mi? Ya aslında bana sorunca yani ben de korkuyorum tabii ki. Onun sorumluluğu çok büyük bir şey. Tamam. Yani hayatım ondan sonra tamamen değişecek. Ama işte yaşım geçiyor korkusu var biraz. Hayır tek efendim o. Sen bana güvenebilirsin. Sen tamam, gencecik bir insansın. Arkadaşımın eşi 45'inde yaptı yani. Ama hocam böyle örneklerle de yani. Ya daha en azından bir 5 sene. Tamam. 6 sene, 7 sene var yani. Ne oldu öyle sıçıyorsun ya? Umur bir şekilde bu çocuktan kaçar diyenlere o desin. Oh diye kendim. Bazı insanda çocuk yapmasın. Olur. Bence de. Ne olacak? Öyle düşün. Bence de yani. Değil mi yani? Herkes baba olacak diye bazı amca olur. Yani. Ama aslında o da istiyor. Aha. Ama işte onun sorumluluk bilinci daha fazla olduğu için ondan korkuyor. Senin mi hocam sorumluluk duygun? Ya ben dünyaya şeyim yani. Hani bu dünyaya çocuk getirmek istemiyorum ama... Bu nasıl cümle lan? Umurcuğum. Öyle mi? Çocuğa üzülüyorum yani. Ne bileyim. Ya geleceğini kurmak istiyor çocuğun önceden o yüzden. Ya gelecek olsun, insanlar olsun falan. Biraz aha şeyim galiba o konuda. Sen çok orijinal bir adamsın ama. Evet, vallahi değişik fikirleri var. Tipiğimdir yani. Ne o? Tipik erkeğimdir ama. Hayır. Bak ne kadar sevdi izleyicim seni. Sağ olsunlar. Evet evet, çok geçti mi heyecanın? Biraz geçti. Daha önce geçmedi. Yo. Geçti geçti. Sadece minik yanağın titriyor azıcık. Ben görüyorum burada yani. Çok tatlı orijinal bir izleme öpü. İyiyim abi, tipiyim ben, adamım. Normalim, erkeğim. Erkeğim de bir. Evlenme teklifini hanginiz etti? Annem etti. Annen mi etti? Asla kardeşim. Yani... Sen niye bu denklemde yoksun? Niye seni çektiler arada? Ya biz evlenmeden sözlendik direkt. Tamam. Hani teklif falan yokken. Annem dedi hani teklif et falan. Tamam. Annem terziydi. Tamam. Tişörtün üstüne yüzük falan dikmiş abi. Gerçekten mi? Paket yapmış. Ondan sonra kapılarına gittik. Annem çaldı kapıyı, kaçtı. Ben köşede bekliyorum. Geldi yanıma, birlikte kaçmaya başladık. Daha kapıyı açan yok abi. Neden kaçtınız? Bilmiyorum neden kaçtığımı. Annem tuttu elimden, kaçmaya başladık. Sen bir şey kullanmış olabilir misin buraya gelmeden? Yok yani annemin şeyiydi o. Tamam. Ondan sonra... Kapıya vurup kaçma sebebinizi anlamadı baba. Annem vurdu, ben vurmadım. Sürpriz. Ha, sürpriz yaptı yani. Çünkü daha çocuktuk işte, o şey yok. Sonra? Sonra kaçtık işte, kaçmaya devam ediyorduk. Eşimden telefon geldi. Evet dedi. Telefonda. Yani. Tişört ne oldu? Abi tişört değişik. Böyle kalp gibi bir şey dikmiş üstüne. Açıyorsun. İçinden yüzük falan çıkıyor. Anlatayım mı tişörtü? Anlat hayatım. Bir tane böyle şey giymiş. Kurtlar Vadisi şey gibi böyle. Simsiyah takım elbise giymiş. Elinde yüzük tutmuş. Biri de böyle fotoğrafını çekmiş onun bu şekilde. Üstünde de işte şiir vardı değil mi? Değişik bir şiir vardı. Tişörtün üstü mü burası? Tişörtün üstünde böyle... Şu an sen tişörtü mü anlatıyorsun? Evet, işte evlilik teklifi. Benimle evlenir misin yazıyor en altında. Arkasında da böyle deriden kalp var. Ucunda kilit var. Kilidin ucunda da yüzük sallanıyor. O da o tişört de paketin içinde. Hediye paketin içinde kapının önünde. Yani ha, siz bırakıp kaçtınız. Evet. Bırakıp ben kaçtım. Tişörtle kaçtınız dediğim onu teklif. Deminden beri aklım çıktı. Bu manyaklar niye kaçıyor diyorum. Kaç kaç. Ama öyle Kurtlar Vadisi gibi değil de abi senin gibi. Normal. Söyledim yani. Hani... Ben de Kurtlar Vadisi'yim oğlum. Sen telefonda evet dedin yani. Şimdiye kadar öyle enteresan tekliflerden evet, biri. Evet çok enteresan. Evet. Ben karşılıklı olsun isterdim ama. Yok. Ama... Herkes karşılıklı ediyor. Bak bu daha bir orijinal olmuş. Size özgü olmuş yani. Evet değişik. Vallahi... Ben de annemi tebrik ediyorum. Evet yani. Güzel teklif etti yani. Güzel teklifti. Ne güzelmiş. Nasılmış evlilik aynı evde yaşamak Umur? Güzelmiş. Yani... Nesi güzel yani? Nesi güzel? Sizin ilişkiniz 15 sene, evlilik? 5. 5 sene. Beş sene 10 sene aslında sağda sola sürttünüz. Evet, sürttük. Değil mi? Yani ben sürtmedim, ben işimde gücümde. Hayır. Fazla gezmiyorum da. O anlamda değil. 10 sene mesela gitmediniz mi bir yerlere? Benim zorumla gittik, evet. O ne demek kuzum? Yani pek gezmeyi falan sevmiyor öyle dışarıda olmayı, sosyal... Sevgiliyken neredeydiniz siz? İşte benim zorunla gidiyorduk AVM'lere, sinemalara işte. Aha. Geziyorduk tabii ki, onu soruyor Mesut'a.
Tamam, o kadar geziyorduk yani. Ya, onu soruyor. Tamam, geziyorduk. Sen sürtme kelimesine takıldın. Yok, sürteriz yani. Evlendikten sonra sürtmeye başladık yani. Hani bayağı geziyorduk. Yani. Evlenmeden sürtmek sana göre değil. Yok, bana göre de yani... Güzel kardeşim, ben seni anlayamıyorum. Ya, eşim sürtmeye alıştırdı beni yani. Sürtmeden kastımız gezmek yani. Gezmek, tozmak. Ben ikinize şu an sürtük demiş olabilirim. Tabii ki o yani. Tabii ki de gezmek, tozmak. Yani bayağı eşim gezicidir. Ben severim. Gezicidir. Tamam, sen hep evcisin. Bu mesela bir ilişkide aslında tuhaf. Hep gezmek isteyen kadınla aman aman evde oturalım diyen adam. Tuhaf. Diğer taraf yoruluyor biraz abi. O taraf anlamıyor tabii. Sürekli tekrar gezelim, tekrar gezelim. Sen işte mi yoruluyorsun? İşte yoruluyorum, evde yoruluyorum. Evde nasıl yoruluyorsun? Ne yapıyorsun evde? Evde değilim zaten. Sürekli geziyoruz. Ha, sen aslında ev özlemindesin. Evet. Biraz daha gizemin dediği mi oluyor? Yani sen aslında daha çok evde oturmak istersin ama o dışarı çıkartıyor. Evet, onu sen ne düşünüyorsun kızım? Yeterince geziyor musunuz yoksa evde misiniz? Yani ben artık bir yerden sonra bıraktım, tek başıma gezmeye başladım. Ne güzel. Evet. Gez. Çünkü yani ben gerçekten çok seviyorum gezmeyi. İşte farklı yerler görmeyi. Hoşuma gidiyor. Bir yerden sonra baktım o da üzülüyor hani. Evde oturmak istiyor. Ona da üzülüyorum. O yüzden bıraktım. Arkadaş grubum var. Var, evet. Onlarla geziyorsun. Kayınvalidemle de çok geziyorum. O da benim kafadan. Onunla turlara falan gidiyorum. Öyle mi? Aha, evet. Kayınvalide gelin. Kayınvalide gelin görümce. Güzel bir üçlü. Evet. Görümcen nasıl? Küçük daha. Ama nasıl? Yani ilk başlarda biraz kıskançlık vardı tabii. Küçük olduğu için. Seni kıskanıyordu. Nasıl belli ediyordu bunu? Abisine çok düşkün. Aha. Ada ona düşkün zaten. Tamam. İlk başlarda işte bir kere denize gitmiştik, yüzüyorduk falan. Sonra işte bir yerden böyle sırtıma bir sert bir şey geldi falan. Bir döndüm baktım, böyle kum taneleri var. Meğersem işte bana sinirlenmiş o sırada bir avuç alıp kum atmış sırtıma. Öyle bir kalınca kaldım ben de. Kimse gülmeyince böyle kaldım. Bu ne anlatıyor? Hanımlar beyler, bugünkü sponsorumuz Türknet. Diyelim hocam maç izlediğini de duydum demin. Çok önemli bir maç izliyorsun. Derbi. Senin de izlediğin bir dizi var mı şu anda? Aile dizisini izliyorum. Böyle heyecanlı son bölüm. Laks diye internet gitti. Öyle mi soruyorduk bu soruyu biz? Sonra diğerinin telefonundan izler. Şey değil mi? Türknet kullanıyoruz. Gerek kalmıyor falan. Soruyu baştan bitiriyor. Üstü yalnız nereye donmuş kopmuş? Bizim belli yani ne kullandığımız. Şimdi aklıma soru geldi. Sen maç izliyorsun derbi, sen de aile dizisinin son bölümünü. Laks diye dondu internet. Yavaşladı, çok yavaşladı. Kim kapatır da diğerinin izlemesine müsaade eder? Sizin ilişkinizde bu fedakarlığı yapan genelde kim? Cevap verebiliyor muyuz? Tabii oğlum. Neden tanıdın? Verelim cevap. Bir problem var mı şu an? Çok düşünmeye gerek yok. Ben yapıyorum onu. Gerçekten mi? Evet. Hep sen yapıyorsun bu herifede. Hep ben yapıyorum. Evet. Sen de yap. Yaparım. Ama o istemiyor ki genelde hani. Sen izle ben sonra izlerim diyor tekrar. Ha böyle. Evet. Fedakarlık diyorlar zaten. O da ona geliyor. Eşittir Umur. Başka evli çiftler kim böyle bir durumda fedakarlık yapar? Kaldır bakayım parmakları. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk, sağ ol. Kimle geldin? Kız arkadaşımla geldim. Ne kadarlık bir ilişki? 1,5 senelik. Tamam. Böyle bir durum oldu. Aynısı oldu. İnternet dondu. Kim kime fedakarlık yapar? Yüksek ihtimal ben yaparım. Neden? Neden ben? Her zaman ben yapıyorum genellikle. Yani o mutlu olsun. Ben de mutlu oluyorum yani. Onun vay, mutlu olduğunu görüyorum. Bu hikayede daha çok seven sen misin? Sence? Yok. Bence ikimiz de birbirimiz için yani nasıl diyeyim? İkimizi birbirimizi bulmuşuz yani ikimiz de. Biraz Türkçe'de biraz sıkıntı var. Evet. Nerede büyüdün sen kardeşim? Fransa'da doğdum, büyüdüm. Ama çok... aslen Kahramanmaraşlıyım. Çok havalı bu arada. Fransa'da doğdun, büyüdün. Kaç yaşına kadar? Hala orada yaşıyoruz. Orada yaşıyorsunuz, Fransa'da. İtalya'da. Şu an İtalya'da yaşıyoruz, evet. Ver bakayım hanıma. Oradan konuşacağını mikrofona konuşsun. Sen nerede büyüdün, doğdun? Ben İstanbul'da doğup büyüdüm. Ha, burasısın sen. Evet. Tamam. Fedakarlığı bu yapıyormuş bu hikayede. Niye sen yapmıyorsun hiç? Başın, ya aslında ben de yaparım ama genelde onun aklına geliyor. İlk başından beri hep ince çok centilmendir. Her şeyi böyle düşünür. Benim hiç aklıma gelmeyen şeyleri de düşünür. Hep böyle centilmenlikler, fedakarlıklar yapar. Hı-hı. Ben hani şaşırıyorum genelde. Sen de bu duruma alıştın. Evet, evet. Nerede tanıştınız hayatım siz? İtalya'da master yapıyoruz. Hı-hı. Sınıf arkadaşıyız. Tamam. O Fransa'dan, ben İstanbul'dan gittim. Orada yolumuz kesişti. Tanıştınız, tanışmaz sevgili oldunuz mu? Bir ay içinde, evet. Bir buçuk ay, bir iki ay içinde. Kim kime yürüdü? Bir,
Kemal biraz daha yürüdü. Hı-hı. Ama yine ikimiz de yürüdük. Kim kim öptü? Birlikte. Nerede? Evde. Kimin evi? Benim evimde. Ne güzel. Hı-hı. Timing'i tutturdu mu? Evet, fena değildi, evet. Ben de artık ilgim başlamıştı yani. Ha, anladım. İlgim vardı. Yani erken bir hareket değildi yani. Evet. Çok tatlısınız ikiniz de. Teşekkür ederim. Bayağı Erasmus diye bağırıyorsunuz yani. Erasmus değil, hayır. Normal direkt orada yani normal. Ya tamam öğrenci. Allah Allah, Erasmus'u küçümsüyor burada. Tamam, pardon, affedersiniz. Anladım. Normal orada master yapmaya gittiniz. Evet, Erasmus evet. Değil yani. Evet. Haliyle. Şu an İtalya'da yaşıyorsunuz. Oradayız, evet. Hangi şehir? Bolonya. Bolonya Üniversitesi. Çok güzel derler Bolonya'ya. Evet evet, güzel. Böyle çok gece hayatı var derler. Evet, öğrenci çok fazla. Değil mi? Öğrenci şehri. Buraları yayınlıyorum. Tabii ki, tabii ne ki. Ne kadar daha İstanbul'dasınız? Haftaya gidiyoruz. Seçimler için geldik, oy vereceğiz aslında. Bravo ya. Bir de TürkNet'i çok seviyoruz o yüzden. İtalya'da bile çekiyor yani. İtalya'da da olsun diyorlar. İtalya'da TürkNet var mı? Evet. Var mı? Yoktur bence. Yok mu? Şey bak şöyle sen de. Şimdi İstanbul'a geldiğimde akrabalarıma bakıyorum TürkNet kalitesi. Böyle şeyler söyle, tamam mı? Tamam, evet. Mesela şimdi, İstanbul'a geliyorsun. Evet, İtalya'da internet hiç TürkNet kadar iyi çekmiyor. Buraya geliyorum, bakıyorum insanlara, akrabalarımıza, evde bizim ailemiz kullanıyor TürkNet'i. Ve çok iyi çekiyor. Biz diyoruz ki İtalya'da bu teknoloji yok. Gerçekten. Altı yılda her yaştan dolandırıcı yetiştirdik. Her yaştan, her renkten, her ırktan. Bu da bizim bir başarımızdır. Çok tatlısın hayatım. Çok teşekkür ederim. Ediyorum. Çok sağ ol. Çık gel desek buraya gelir misiniz? Geliriz ama bilmiyorum. Biz şimdi geliriz ama kesilmesi gereken yerler olabilir. Kim bilmiyor ilişkinizi? Herkes biliyor. Ama ne keseceğiz? Bilmem. Bilmem. Biz istiyoruz aslında. Kendimiz de eğleniyoruz, çok gülüyoruz. Bazen düşünüyoruz vesaire ama gelmek isteriz aslında. Bugün de düşündük. Ama el kaldırmadık. Plansız oldu. Sonra içimizde kaldı. Bilmiyorum. Geliriz aslında, geliriz. Ben istemiyorum artık bu saatten sonra. Tamam olsun, canın sağ olsun. Ay çok tatlısın. Numaralarını alalım, tamam mı? Hadi coşkun alkış! Hanımlar beyler, TürkNet'in kendi altyapısında 1000 megabite kadar eşit indirme ve yükleme hızı. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli. Aç parantez, Gebze. Eğer siz de dünya standartlarında bir altyapıya sahip olmak istiyorsanız hemen altyapınızda TürkNet gigafiber olup olmadığını sorgulayın. Nereden mi? Aşağıdaki linkten. Bulamadınız mı? Hemen talep formu doldurun. Komşulara da söyleyin ki talep yoğunluğu olsun. Öne çıkın. Ne kadar çok talep, o kadar hızlı hizmete kavuşun. TürkNet. Bu ilişkinin dokunmatiği kim? Çok klas bir yerden soruyorum Umurcuğum. Kim daha çok hadi diyor? Biz bu konuyu konuşmuştuk. O da dedi ki böyle hiç soru mu olur ya dedi. Ayıp dedi. Ayıp mı bunu sormak? Neden? Yok değil bence. Ne oldu ya? Sen de ben karakter de yok Umur. Yani bir öyle konuşuyorsun, bir öyle konuşuyorsun. Yalancı gibisin de benziyor azıcık. Biraz var da. Fazla var mı yalancılık? Fazla değil, yerine göre. Kim dokunmatik? O. Öyle mi? Nerede anlıyoruz bunu kuzucuğum? Mesela ben bazen ayrı koltukta uzanmak istiyorum akşam eve geldiğimiz. Yani uzanmak istiyorum derken yani hani daha rahat olur, onu rahat bırakayım falan diye. Habire yanına çağırıyor beni. Sürekli böyle sarmaş dolaş televizyon karşısındayız. Tamam. Yani sen öyle seviyorsun Umur. Ama tavır yapıyor çağırmazsam da. Yani. Bu ne demek? Hayır ya. Ayrı ayrı uzanırsak koltuklara tavır yapıyor. Çünkü sürekli çağırmaya alıştırmış beni. Çağırmayınca da küsüz sanıyorum. Ama ben de küsüyor diye çağırıyorum. Siz aslında birbirinizi yanlış anlayanmaya durduk yere dokanıyorsunuz birbirinize. Yani. Aslında işinizden gelmiyor. Karşı taraf küstü zannediyorsunuz. Kim daha çok hadi diyor Umurcuğum? Böyle soru mu olur aman okuyayım? Eşim der herhalde. Aa yalanı bak, o diyor. Bence o diyor. Aslında yakınsınız o zaman. Yani %'ye vursak 55-45. 55 olsun. Olsun. Tamam ben alayım. Evet. Sen al 55'te evet, sen al. Ne var? Bu ilişkinin bir kıskancı var mı? Var tabii. Kim? Eşim. Vallahi. %100. %100 mü? %100'e %0. Sende yok kıskançlık.
Yok, ben kıskanmam. Bravo buraya. Kendime kendini o konuda geliştirdim. Eşime işte de güveniyorum. Herhalde. Helal olsun. Peki eşin kime güvenmiyor? Kimseye güvenmiyor. Yani... Kuzucuğum kıskanç mısın gerçekten? Yok, aslında bence kıskanç değilim ya. Yani... Düşmeyin lan. Örnek vereceğim. Nerede anlıyoruz? Örnek, dizi izleyemem, film izleyemem. Bütün dizi sektördeki başrol oyuncularla benimki olmuşlardır yani. Aa, o kadar abartma. Abi Medcezir izliyorum. Seninki çıktı diyor. Benimki kim diyorum. Serenay Sarıkaya çıkıyor. Başka bir film izliyorum. Bak bak seninkisi diyor. Ya internette haber okuyorum mesela. Serenay Sarıkaya'nın başına neler gelmiş. Merak ediyorum. Ne gelmiş? Ama güzel başlık atmışlar. Ne gelmiş bu kızın başına? Bir... İnsan merak eder. Bir bakayım. Bakalım diyorum. Ne gelmiş? Umurcuğum. Bakamıyorum, dönüyorum. Yani insan bakmak istiyor, merak ediyor. Tabii abi, kim nereye geldi başına bilmiyoruz ki yani. Keşke bakabilsen. Yalnızken bakıyor musun gizli gizli? Başına ne gelmiş diye. Bakarım da öyle fazla şey yapmam. Ama bu net bir kıskançlık geçmişi değil. Silerim yani. Yani... Geçmişi silerim mi? Yani... Bu yani aslında fiziken birini kıskanmak değil. Bu bir ben, ihtimali evet. Kıskanmak yani. Yok ya, ben kıskanmam. Kıskançlığa girmez ki bu yani. Yok, çok. Birini kıskandım hiç hayatında. Bir kadın arkadaşın var mı Umur? Görüştüğün, kahve içtiğin? Erkek de yok, kadın da yok. Neden? Yani tek yabancı mısın sen? Tek takılıyorum genelde. Neden? Çok acayip, ya muhabbet, ben... sevimli bir adamsın. Tabii. Seninle herkes arkadaş olur. Şeyimdir yani, muhabbetim iyidir. Tamam, sen mi yalnızlığı tercih ediyorsun? Etmiyorum da sanki böyle bir arkadaşımla takılırsam vicdan azabı çekiyorum yani. Neden? O şimdi evde olursa, ben dışarıda olursam şey olurum, rahatsız oluyorum yani. Ama bak sen evdeyken o dışarı çıkıyor arkadaşım. Çıkıyor. Sen de çık. Ne ama olacak? O sefer ikimiz de rahat olduğumuz için sıkıntı olmuyor o dışarıdayken. Ben de evde rahat oluyorum, o da dışarıda rahat oluyor. Sen dışarıdayken aklı sende mi kalıyor? Tabii. Neden? Neden yani... kızım? Ben bu konu benle alakalı mı? Arkadaşım... Yok, benden bahsediyor. Ama arkadaş... Dışarı çıktığı zaman ben bir kıskanıyorum bu adamı. Bak bugün tanıdım. İnşallah evde oturur bundan sonra hep. Sakın bak Umur, arkadaş yapmayacaksın. Arkadaş sordunuz, sonra bana konu nereden bana geldi, ben onu anlamadım. Dinlesene biz hayatı, burada sahnedeyiz ya. Çok tatlı, Mesut'a benim aklım gitti o ara ya. Ben kayınvalidemi düşünüyordum, biz tur aldık da tur. Geçiniyor benim aklım. Bir yerlere gideceğiz biz, ha? Benim öyle bazen aklım gidiyor. Fark ettim, bir boşluğa düştün sen. Yani diyor ki, benim. Ben dışarıdayken, o evdeyken aklı bende oluyor diyor. Ben de vicdan yapıyorum diyor. Ha. Yok, öyle çok dışarı çıkmıyor gerçekten. Çıksa çıksın. Çıksın ama çıkmıyor. Emin miyiz? Tabii ki eminim. Neredesin, ne yapıyorsun diye darlayacak mı bu adamı? Yok, hiç darlamam. Benim öyle huylarım yok. Hocam, senin çekincen ne? Darlamıyor da, nasıl söylesem şimdi? Oh, iyi gezdin. Böyle nasıl desem... Gez, gez. Aynısını söyledi. Nasıl desem, dolan. Yani müsait olduğumda bir arkadaşıma gideceğim. 5 senedir çağırıyor adam. 5 senedir? Git abi, hayat öyle tek... Ama sen... çok pardon. Buyur. Şimdi mesela o beni aradığında ben dışarıdayken falan... telefon hani çok acil bir şey oldu diyelim. Cevap veririm. Ben onu aradığımda ama cevap vermiyor. Yani tamamen kendini kapatıyor dış dünyaya. Hah. Evet. Buyurun sevgili Umur. Dediğim gibi muhabbetim iyi abi. Şimdi muhabbete dalıyoruz. Telefonum sessiz de oluyor. Oradan bazı insan da huyu böyledir kızım. Evet. Bazı hiç insan de... telefonuna bakmaz. Evet. Hiç sen bir gördüğün bir kadından kıskandın mı kocanı hiç? Kim bu diye birini sordun mu hiç hayatım? Ya tatile, denize falan gittiğimizde. Aa evet. Ne oluyor? Aa evet, bir kere şey gitmiştik böyle aqua park gibi bir yere. Aha. Ondan sonra ben böyle işte kayıyorum kaydırakta. Tamam. Sonra kaydım şey baktım bu böyle başkasına bakıyor. Beni başkası sanmış. Ondan sen sonra... de bunu yedin. Yani gerçekten inandırdı beni, diyorum ya çok o konuda şeydir. Sonra baktım bu bakıyor, ben böyle el sallıyorum gidiyorum falan. Baktım hala bakıyor. Dedi aa ben dedi onu sen sandım ya falan diye bakıyordu işte. Bir onda bayağı olay çıkarmıştım. 3-5 gün konuşmamıştım. Kime baktın hocam? Benziyorlar. Şimdi kızıl saçlı beyaz tenli olunca arkadan görünce benzettim yani. İnananlar o desin. Bak duydun mu sessizliği? Hayır olur. Göz çapkınısındır. Yok çapkın değilim de. Ne göz çapkını, göz. Yani? O başka şey.
3 saniye, 10 saniye bakıverirsin birine. Bunda bir şey yok. Ama sahildeyiz, akvaparktayız. Herkes bikinili şeyli. Ne tarafa baksam şey var yani. Ne var? Ya. Nereye baksam göt. Kavga ediyorsunuz. Ediyoruz. Ne sıklıkta? Ben genelde tek başıma ediyorum kavgayı. Sevmiyor değil mi gerginlik? Yok. Hatta gülüyor ben kendi kendime bağırınca. O beni iyice çıldırtıyor. Ben iyice sinirleniyorum. Mesela bir örnek var. Hangi konudan tartışıyorsunuz? Her konudan tartışırız yani. Öyle mi? Evet. Biraz agresif kendisi. Hanım nasıl kavgada? Annesi de diyor zaten. Kızım nasıl bakıyorsun sen diyor. Kendi de duydu. Nasıl sabrediyorsun sen oğlum dedi. Öyle mi? Evet. Nasıl biri kavgada? Ya bağırıyor, sürekli bağırıyor. Hani söyleyeceği kelimeleri ilk önce söylese, bir iki cümlede söylese ben onu kapsam tamam. Ama bir başlıyor, zaten ben bir iki cümleyi alıyorum, sonra kapatıyorum kulaklarımı, işime bakıyorum. O hala bağırmaya devam ediyor yani. Bağırırken sert bir şey çıkıyor mu ağzından? Çıkmaz mı? Ne duydun en çok? Rahat ol ya. Söylesin. Rahat ol ya, biz her biziz. Şey. Siktir git. Ne duydun? Dur soralım bakalım. O siktir git küfür mü? Abartma. Ne duydun da güzel kardeşim? Şey diyor işte. Orospu çocuğu diyor. Diyor ama anneni kastetmiyordur. Onu böyle tırnak içinde söz öbeği olarak anlatır. Sinirliyken söyler öyle. Evet. Böyle şeyler duyuyorsun. Evet. Güceriyor musun bunlara? Yok. Alıştı artık. Yani, duymamazlıktan geliyorum. Ben de bazen diyorum işte. Sen de küfür ediyorsun. Ederim, ben de ederim. Bana karşı ben çok şey yapmadım, duymadım. Ya ben tek başıma, ben zaten agresif bir insanım. Yani normalde de işte bir yerimi bir yere çarpayım, çok küfür ederim. İşte kavgalarda falan da tek başıma işte sinirleniyorum, her şeyi atıyorum, şey yapıyorum. Bakıyorum bu böyle PlayStation oynuyor, maç izliyor. Bakıyor, gülüyor böyle. O beni iyice sinirlendiriyor, ben hepten sinirleniyorum. Doğru yapıyor belki de ama. Tabii öyle yapmasa zaten biz bayağı kanlı bıçaklı oluruz. Hiç oldu mu ayrılığa yaklaştınız mı? Yok yaklaşmadık. Yaklaştık mı? Ya o yaklaşmıştır belki. Yani. Arada sırada bir düşünüyoruz öyle. Sen mi düşünüyorsun kendi kendine? Yok o da düşünür. Hiç konuştunuz mu bunu ayrılsa? Daha geçen gün düşünmüş boşansam ne yaparım diye. Hayır ara sırada insanız sonuçta. Acaba dedim hani boşanırsak falan ne olur? Ne hani ben annemle oturamam. Onu, o açıdan düşündüm. Hani boşansak ben da annemle oturamam düşündüm. Falan diye düşündüm. Eviniz nerede şu an? Beykoz'da oturuyoruz. Ne güzel. Güzel bir ev mi? Güzel. Var mı manzara? Var. Biz bayağı köyde oturuyoruz. Köy yeri yani. Ama şeydir. Standartınız daha yüksektir. Biz şimdi organik besleneceğiz diye 100 bin lira para veriyoruz. Ben beslemedim. Ben daha demin su böreği yedim. Ha? Kaç artı kaç ev? 3+1. Ne güzel. Kira mı? Kira. Soralım yayınlamayız. Ne kadar kira? Vallahi onun kavgasını yaşıyoruz şu an. Tamam. Kaçtan kaça çıkarmaya çalışıyor? 750'den 4000'e çıkarmaya çalışıyor. Şu an 750 lira mı kira veriyorsunuz? Evet. Ama akraba. Dayım yani. Dayın! Dayıya bak! Bunu yayınlarım ben. Dayı yayınlayın ne olacak? Dayın da öğrensin. Yani. Evet. Ya sen dayı değil misin? Kol kanat geleceksin. 750 max 2,5 olur. Evet. Değil mi? Biz taşınırken 600'e çıkmıştı diğer kiracı. Ve biz bir de kira da vermiyormuş 2-3 aydır. Biz her yani 15'indeyse yatırıyoruz 750 lirayı. Ona rağmen 750'den 4'e çıkardı. Yani sizi çok sevdik de canım kardeşlerim 750 aidattır. 750 kira değildir. Ama biz bunu çok hak ettik. Ne yaptınız hak ettiniz? Dayımız var bizim. Denk geldi. Akrabalarımız var. Ya çünkü her evde, her ev sahibiyle mi insan sorun yaşar? Her seferinde yani kavgalı ayrıldı. Kaç yıldır buradasınız? Bir. Bir sene oldu. Daha yeni. Yeni zannediyorum. Hallolur o iş ya. Ya 5 sene oldu. 5 ev değiştirdik. Öz dayın mı senin? Umur. Annemin dayısı. Tamam. Bir şey olmaz. Öz değil demek ki. Demek ki elmiş. Demek ki yabancıymış. Demek ki. Öyle mi? Ne olarak kayıtlandın sen de? Ya ben normalde Gizem diye kaydediyordum. Tamam. Zorla kalpler falan yaptım. Evimin anımı yazdım. Ama ben sevmiyorum öyle yani. Sen mi yaptırdın zorla? Gizem ne ama? Bir değişik bir şey olsun tabii ki. Tabii. O sende. Vazgeçilmezim. Öf! Yüreğimi de aldı bu kadın benim. Şah damarım. Mesut Bey ömrüm kendisi. Hanımlar, beyler. Bendeniz Mesut Süre ilişki testi harika bir bölümle alkışlarla devam ediyor.
Kız isteme nasıldı? Kız istemeyi eşim göremedi. Onun da tavrını, tribini attı bize. Göremedi de demek. O yok ya mı kız istediniz? Evet. Ya kahve yaptı. 2 saat kahve yaptı yani. Ben nasıl durdurayım amcamı? Ama 20 kişiye kahve yapmak da kolay değil yani. Mutfaktayken kızı isteyiverdiniz yani. Evet. İstemiş. Amcam bir anda başladı. İstedi. Ben de oradaydım. Ben de fark etmedim. Bir anın içinde oldu yani. Anladım. Düğün? Düğün standart Türk düğünü. Yani neler vardı standart Türk düğününde? Normal alkol var mı düğünde? Yok. Masa altı içer? Bana verdiler galiba ama. Var var. Benim yeğenlerim var. İşte içiyorlar. Aha. Onlar şey dışarıda bir ortam kurmuşlar. Ben de içtim. O da içti. Gidip içtik. Ben içtiğimi bilmiyordum ama eşim daha içkicidir bu arada. Öyle mi? Hmm. İlk gece o düğün, yorgunluk vesaire fanfini finfon oluyor mu? Biz girer girmez ağladık. Kapıdan girer girmez. Niye ağladınız aslında? Böyle baktık birbirimize, sarıldık ve ağladık. Çünkü biz çok uzun zamandır birlikte olduğumuz için bizim için evlilik bir hayaldi. Hani yaşadık, evet şu an evliyiz. Gel sarılıp ağlayalım diye böyle bayağı ha, ağladık. Ne güzel anlattın hayatım. Evet. Sen geleceğime de ağlamış olabilirsin. Sen son kadınsın. Başka ten yok, gel. Evliler, soruyorum bakalım. İlk gece düğünde fanfini finfon oluyor mu? Merhaba. Merhabalar. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Kaç yıllık evlilik? 2 olacak Ağustos'ta. Ne oldu düğün gecesi? Tel tokalarımla uğraştık gece 3'e kadar. Bu bir şey... Tel tokalarınla? Evet, saçımı bozmaya çalıştık. Beraber? Evet, beraber. Eşim onu taradı, böyle açmaya çalıştık falan. Bayağı sabaha kadar sürdü o. Yani bir şey olmadı yani. Sonra uyudunuz. Sonra duş aldım, uyudum. Ver bakayım. Uyudu. Hocam ne kadar güzel bir hareket bu. Evet, güzel hareket ama yorucu bir hareket. Bayağı yorucu, yıpratıcı. İlk gecen böyle olsun ister miydin? İsterdim yani, ilk gece zaten artık istemiyor insan ya o yorgunlukla. Hayır yani şu an içine sinen bir gece mi oldu? Tabii tabii. Değil mi? Dinlenmek, yani saçını çözmek pek zevk almadığım bir eylemdi ama sonra yatıp uyumak daha zevkliydi. Harika bir hikaye bu yani, hakikaten. Ya beraber evet. Aslında şeyi gösteriyorsun. Evliliğimiz boyunca her şey müşterek, ben senin sıkıntına ortağım. Ha, tabii tabii tabii. Bizim hatta 3-4 gün olmadı ya. Oldu mu? Yani biz onları da istemedik yani. Hiç beklemiyordum ya. Mesut Bey 4 gün tık yok ya. Hadi diyorum saçımı aç, hadi diyorum saçımı aç. Hayır sokacağım saçına. Kemal anlattın. Mesela pazar evlendiniz, perşembe mi? Cuma evlendik. Salı ya da çarşambadır. Salı veya çarşamba. Evet. Yakınlaşıldı. E, tabii tabii. Anladım. Ya o da işte yani... yorgunluk oluyor ya düğünden önce. En son ona sıra gelsin istedik yani. Ha, iyice birbirimizi arzulayalım. Evet, evet. Öyle olsun. Evet. Ne kadar evet. Güzel konuştuk. Ben size gelin alayım. Ne zaman? Yani telefonunuzu alsınlar. Ya biz burada yaşamıyoruz, Sakarya'dayız. Gelmez misiniz? Geliriz. Bize niye söyledin bu ayrıntıyı o zaman? Madem geleceğim manyağı bak, beni niye korkutuyorsun? Mesut Bey Sakarya'dayız. Gelir siz misin? Koşa koşa gelirim ya. Siz Sakarya'ya gelin. Hayır efendim. Koca ekibi Sakarya'ya çağırdı manyağa bak. 15 kişi sana mı geleceğiz? Sen gel. Tamam ben geleyim. Tamam. Tamam. Sakarya şurası kaç saat otobüste? 3 mü 4 mü? Arabayla 1 saat. Kaç saat? 1. 1. 1 saatlik yolu mu deminden beri benimle konuşup pazarlık yapıyorum? Geliriz. Tamam sen kuzum gelir misin sen de? Tamam siz çok tatlısınız. Alın numaralarını. Ben böyle klas çiftleri seviyorum. Coşkulu alkış. Canikom dünyanın en yakışıklı adamı Umur mu? Umur tabii ki. Tamam. Mesela Brad Pitt. Brad Pitt mi Umur mu? Umur çünkü ben sarışın sevmiyorum. Ha siktir orada. Esmer sorarsanız ben. Esmer soralım. Kim var Esmer senin beğendiğin yabancı ünlü? George Clooney iyi bence. Senin yaşlı köpek. George Clooney evet. Onun gençliği acayip evet. Karizmatik. Yani. Şimdi artık gitti. Aa, bir de şey genç olarak da Caner Cindoruk. Yabancı ünlü diyorum. Ha yabancı ünlü. Caner Cindoruk mu daha yakışıklı, Umur mu? Nasıl ya? O kadar da değil yani. Tamam George Clooney tamam da Caner Cindoruk... Gencim bir kere yani. Yaşlı değilim o kadar. Caner Cindoruk da genç canım. Abi biraz göbeğim var ya. 10 kilo versem... Hayır canım eşleştiriyor işte Mesut Bey bende. Ben bir şey yapmadım hayatım. Ben ne dedim? Ben sadece sana yabancı ünlü söyledim. Caner Cindoruk sen sokuştun bana. Brad Pitt'le eşleştirse tamam diyeceğim. Caner Cindoruk'a sen kendin çektin orayı. Sen biliyor musun Caner Cindoruk kim? Biliyorum. Tamam ben de biliyorum. Ya severim de kendisini. Ben de severim. Tifolojisi geldi gözünün önüne. Firar'da falan oynadı şey yaptı dizisi. Bu sadakatsiz de oynadı işte en son. Ha evet. Onu izlemedim de. Tamam sen peki daha yakışıklı olduğunu düşünüyorsun. Caner Cindoruk'tan. Şu anda değil ama bir spor falan yapsam. Arasını altırsın.
Caner Bey mi? Ortalığın. Dünyanın. Anladım. Bence de bu arada. Sen bir de şeytan tüyü de var. Değişik bir çocuksun. Sen burada neye bozuldun? Hocam. Ya, konunun Brad Pitt'ten Caner'cinin doğru düşmesi biraz... Düşmek demeyelim canım. Düşmek değil. Hani klasman olarak Hollywood'dan Türk sinemasına geçti. Kaç biliyorsun kocanın tip olarak? Biliyorsun formatımızı. 10 yasak, 1-2 evet. de kusur bulacağız. Buyurun. 8,5. 8,5 etmez bu adam. Aa. Çok tatlı bir adam. Konuşunca 10, 8,5 etmez. Ama 8,5 ya. Bir aferin, göbek caybadın, var. Evet. Caybadın. Ne olsa 10 olurdu göbek hariç. Göbek hariç. Ha. Hadi bakalım. Burnu biraz daha böyle düzgün olabilirdi. Bak bakayım hocam oraya. Güzel lan daha ne? Mis gibi burnu var. Ama şimdi bir şey bulmam gerekiyor. Burnu dedim. Ben gözlerini çok beğeniyorum mesela. Evet. Sonra başka ne olabilirdi? Bak bakalım ne olabilirdi hayatım. Güzel. Her yere güzel ya. Vallahi. Evet. Kası var mı kocanın? Yapıyor evde şimdi. Hem kilo verip yapmaya çalışıyor. Şuralarda falan var. Bacakları çok kaslı. Ha. Aha, evet. Kaslı. En beğendiğin fizik özellik hocam. Gözleri. Hadi bakalım. Gözlemeden bize tasvir et. Badem. Ay tasvir dediğim tek kelime değil oğlum. Bir şeye benzet. Manyak mıdır ne? Yani baktıkça içim açılıyor. Vay ne güzel anlattın. Evet. Hakikaten o kadar güzel anlatamadı yok. Bence. Ben de bu arada biraz daha cesaret vereyim diye bozmak istemedim. Yoksa bence de bokum gibi benzetmem. Benim ama öyle laflarla aram yok. O kendisi şimdi bakalım beni tarif etsin nasıl edeceğiz. Bir sıranı sav da gelsin bana ben söylerim. Ben gözlerini çok beğeniyorum. Ne güzel. Ben. Hocam dünyanın en güzel kadını mı Gizem? Öyledir. Yani. Ya hayır, düşündüğünü söyle. Düşündüm yani öyle gerçekten öyle. Çok aha, güzel. Bence de çok güzel bir hanımefendi güzel ama en yani. Güzeli mi? En güzeli. Şimdi Hollywood'a falan bakıyorum. Gider yani o tarafta. Madem Caner Cümdürk dedik. He, kadını düşürüm, da, kadını da bizden vereceğiz. Verelim. Kimi verelim? Kim beğeniyorsun? Yok. Seyirci yok. 50 kişi aynı anda. Selena Sarıkaya. Selena Sarıkaya mı daha güzel? Senin hanım mı daha güzel? Dürüst ol. Benim şey hanım. Benim şey. Benimki. Benim imzaladığım benimki. Benziyorlar da o yüzden dedim yani. Biraz benziyor sanki. Ben daha çok benziyorum Selena Sarıkaya. Şu tipime bak aynıyım. Selena ne aynısıyım senin hanımdansa. Hakikaten sen mi soruyorum ya? Hangisi daha güzel? Dürüst ol. İçinden geçeni söyle. O beğendiği başka birini söylesin. Söylesin. Kim var? Bizden hadi, oyuncu şarkıcı. Bizden. Bizden mi? Ha bizden. Sizinle kırdık onu. Bizden hadi. Ajda Pekkan var. Başına dert gelmesin diye. Özbek Kerim Analisi ilk Türkiye güzeli. Asil yani hani o bakımdan. Asil tamam ama çok şimdi biraz da böyle bir... Acaba mı diyeceğimiz yaşlarda biri olsun yani. Ajda ne diyelim şimdi Ajda Hanım'a? O Ajda Türkleri bilmez ki. Ha? Türkleri bilmez bilir, Hollywood bilir. Olsun. Sen var ya senin unuttuğun kadar onun bildiği var. Biliyor musun adamı? Ben şimdi kimi söylesem bilecek o yani. Hollywood'u daha iyi biliyor. Gelmeden önce Game of Thrones'un kadını var ya işte. Kimdi? Onunla ilgili bir konuştuk yani beğeniyor bayağı. Beğeniyor musun? Yok beğenmem de. Yani... Sarı saçlı halini çok dizideki güzel diyor. Dizideki tipi güzeldi. Kalesi'yi beğeniyorsun. Yani. Kalesi, evet. Neydi gerçek adı? Emilia Clarke. Ha Emilia Clarke. Çok da tatlı konuşması falan canım benim ya. Emilia Clarke mı daha güzel hanım mı? Hocam. Göz var, izan var. Ya hanım tabii. Sen bayağı korkuyorsun bu soruya cevap vermekte. Korkmadın mı? Yok evet, gerçekten yani Emilia o kadar güzel söyle. Değil bence. Hani... Ya, o zaman güzel kimse onu söyle. Ben de hep diyorum yani kimi beğeniyorsun söyle. Söyle. Açık ol. Ben seni ne yapacağım sonra? Angelina Jolie'yle bağlasak hani genel evet. olarak güzel evet, ya. Tamam Angelina Jolie. Evet. Bir hanım mı? Angelina Jolie'yi herkes sever burada yani. Kaç veriyorsun hanıma? 8 vereyim. Ver. 8 veriyorum o zaman. Kabul ediyorum. Ne olsaydı 10 olurdu? Ne olsaydı? Ama şimdi her yeri de güzel de. Burun diyebilirsin. Burun diyebilirim. Karışma, karışma sen hayatım. Manipüle etme. Hadi hocam rahat olacak ya. Bak bu kadar rahat adamsın. Göğüs buralarda... o zaman biraz. O kadar rahat olma. Sen yine eski halini dön. Çenesi biraz ufak geliyor. Tamam. Çene. Biraz da dudak olabilirdi.
şu ana kadar dedin ki göğüs, dudak. Çene, dudak. Ama göğsü saymadık. Göğsü saymadık. Biz duyduk onu. Saymadık ama duyduk. Hep burada mıydık? Buradaydık. En beğendiğin fiziki özelliği hanımın. Bu arada çok güzel bir yüzün var Gizem. Valla. Teşekkür ederim. Boyu falan güzeldir. Şimdi kendisi yarışmaya da katılmıştı güzellik yarışmasına. Öyle. Kaç yılı? Kaçtı? 2000... 13 müydü, 14 müydü? İşte üniversite zamanında. Siz sevgiliyken? Evet. Kaçıncı oldun? Hiç olamadım tabii ki. Ha, estağfurullah. İlk 20'ye mi girdin? Ha, evet girdim. Hatta şey seçmelere falan şey bir klapta şeyi vardı. Kimdi o? Ercan mıydı? Miss Turkey değil de. Sadece kapıdan girdin çıktın. Ya evet yani bir şeye giremedim. Böyle bir sıralandık. Kaç tane kazandınız? Bayağı ama çok fazla kişiden yine 20-25'te vardım. Ha, onu soruyorum. Sonra 20'ye kaldın. Ama sonra tabii ki onlar 10'a falan düştüler. Ben hiç gözükmedim bile. Ha çıkmadın. Ama gazetede bir fotoğrafta resmim vardı. Mayalıydı. Mayalıydı. Ne güzel. Evet. Ama birinciye baktım eşim hak ediyordu yani. Vay öyle mi şey yaptın? Yok ya birinci moral şeydi verdim yani. Kendi de gördü birinciyi. Birinci tırt mı? Torpil mi varmış? Büyük ihtimal öyle bir şeyler var herhalde. Yoksa eşim bir şey yapmazlar. İlk beşe girerdi ya. Galiba. Bu çocuk bu kadını bayağı seviyor yani. Seviyor. Başka gözle bakıyor. Mümkün değil çünkü ilk beş. Mesut Süreyle orospu çocuğum devam ediyor. Boy dedin. En beğendiğin fiziki özelliği. Tamam boyunu boy demeden tasvir et. Hanımın boyu neye benziyor? Ellerini falan tasvir ederim diyordum ama. O zaman ama boy dedin güzel kardeşim el demedin ki. Ellerini tasvir et hadi bakalım. El neye benziyor? Şimdi boyu düşündüm. Kafası karıştı. Aynı anda düşünemiyorum ben. Beni yormayın efendim. Karar ver. Seni serbest bırakıyorum. Boy, el kafana göre. Boyu insana güven verir. Yani çocuğu falan olsam hani devlet gibi anne falan derler ya böyle. Hükümet gibi derler. Hükümet gibi derler. Devlet gibi. Aynen. Hükümet gibi. Federasyon gibi anne derler ya derler. Yani bir asaliyet, kraliyet falan öyle duruyor. Güzel. Eller? Karşıdan gelince. Eller şey gibi böyle pamuk gibi. Biraz içi turuncu ama turuncu olmasa pembe olsa... Tam şey yani. Kendi de beğenmiyor turuncu olmasını. Kına mı var ellerinde senin? Yok benim alt derim herhalde turuncu. Yani. Sen yine bilime çok yakın konuşuyorsun bak. Ya insanların mesela böyle bir alt tabaka şeyi vardır ya ten rengi. Benim ayağımın altı falan da tupturuncu. Bir turunculuk var yani genlerde. Kızıl yani. Ha evet. Ama baktığınızda tabii kızıl gibi durmuyor da turuncu. Böyle şimdi de turuncu. Onun pembe mesela benim turuncu. Bir göstersene kamera ellerini. Ama şöyle, ayağımı şöyle göstersem wow daha belli olur. Turuncu gibi. Turuncu mu şu an? Işıktan gözükmüyordu. Ama ayağım şu an gerçekten turuncudur. Gösterecek renk arıyor. Var mıyız bir ilke? Bence bir alkışa gelir ne olacaksa olsun. Aç kız ne olacaksa olsun. Ne olacak? Turuncu ayak görelim yayınlamayız. Ama hayır bakayım da. Bir de şu anda şimdi ayakkabı var falan turunculuğu kaçtıysa rezil olur. Ya böyle saçmalık. Bilim yine çok uzaklarda. Mesela turunculuk ayakkabıya geçtiyse ben bir önce ayakkabının içine bakayım. Eğer o turuncuysa ayağımdan gitmiştir o benim. İlişkide kim daha fedakar? Şöyle bir bakın 15 senenize. Kim kime fedakarlık yaptı ödün verdi? Bence Umur. Umur, ne yaptı kuzum senin için? Yani en başta kaptanlık okuyordu zaten Ukrayna'da. Okulunu bıraktı benim için. Kaç yılı bu? 2016-17 falan. Pişman mısın? Pişmanım tabii. Gerçekten mi? Tabii. Ya, öbür o... hayatını dönmediğin hali, evlenmediğiniz hali, kaptan olduğun hali merak ediyor musun? Ediyorum. Yani bazen... Hayal kuruyorum da. Hayal demeyelim ona. Paralel bir hayatı merak etmek diyelim bence. Ediyorum. O eşimle de konuşuyoruz. Yine de evlenir hayatları miydiniz kaptan olsan da? Daha dost hayatı olurdu yaşardık herhalde. Ne hayatı? Dost. Pendikli tutardın bir ev 1+1. Mesut Bey. Yani arkadaş kalırdınız yani. Yok. Sevgili olurdum gene de. Eve gider gelirdim. Evlilik kafası yok bizde aslında. Hani İkinizde de yok. Evet, evet. Ama evet, yine de dost hayatı biraz ağır bir tabir oldu. Dost hayatı yani şimdi de dostumdur. En yakın dostumdur. Ya hocam! O dost, o dost değil. O değil ya. Anladım. Bayağı kaptanlığı bıraktı.
Senin için? Evet, yani benim için derken bir sene daha uzayacaktı okulu. Tabii o da daha fazla ayrı kalmak istemedik. Bir de sağlık problemleri falan çıktı. Annesinden de tehdit geldi. Ne geldi tehdit? Ya ata binmiş, bir şeyler demiş, beyaz atlı gelmiş. Tam deyimi bilmiyorum ama bir at vardı ama. Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Evet. Binmiş. Tehdit mi bu? Yani ben tehdit olarak algıladım. Kadın normal atasözü kullanmış yani. Bu tehdit mi bu şu an? Evet. Özbe bir tane de at kafası gönderdi bana, tamam. Bir at var dediğin, at böyle bir atsa tamam, evet. Tehdit var. Nasibine çıkmış, yoluna bakmış falan bir şeyler dedi. Yani hani bu iş çok uzadı. Çünkü biz kaç senedir birlikteydik hani. Yani artık... anne şey mi dedi, evlenmeyecekse ayrılın mı dedi? Ya işte hani onu da isteyenler var. Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Sen olmasan da hani var daha. Var mıydı isteyenler? Vardı. Olur, yok. Normal. Ya. Vardı. Ne yani... doktorlar ne mühendisler. Yok artık ya. Neden? Olabilir. Eczacı çırağı istemiş yani doktor mu? Kız ne doktorlar diyor, meğer kalfaymış ya. Ya şimdi insanların mesleklerini tabii değerlendirmeyelim meslek, ama. Meslekten dolayı değil. Ama ne doktorlar ne mühendisleri de karşılamıyor güzel kardeşim. Yok canım, güzel var da işte. O anlamak istemiyor. Kim istemişti seni o ara? Benim annem bir kadın derneğindeydi. Hı-hı. Ondan sonra o dernekte işte böyle şey toplanılıyor. Yine aynı altın günü falan böyle oynamalı bir şeyler oluyor. Ben oradayken bir kadın oğluna beğenmiş. Oğlu da Avustralya'da işte doktor falanmış. Sen git mesela öyle bir tecrübe yaşamak ister miydin Avustralya'da? Umur vardı hayatımda, hiç kabul etmedim. Olmasaydı? Olmasa diyor ama. Olmasaydı tabii denerdim. Giderdin. Yani bakardım adama. Beğenirsem giderdim. Sen aslında Avustralya'da evlenmiş olabilirdin. Sen de kaptan olarak hayata devam etmiş olabilirdin şu anda. Evet. Evet. Ama... Avustralya'ya gezmeye gelirdim ben de. Kafama göre takılırdım. Yüzüne karşı değil mi karşısı? Evet, yüzüne karşı. Bu ilişkide fedakar olur mudur? Bence öyle, evet. Ama sen niye yapmıyorsun onu soruyorum. Sen de incelik yap. Bana fırsat olmuyor ki fedakarlık yapmak için. Bu nasıl bir cümle hayatım? Çocuk muyum ben, beni kandırmaya çalışıyorum? Fedakarlık yapmaya fırsat olmuyor nedir? Ne demek yani? Ama yani ne bileyim, hiç fedakarlık yapabileceğim bir şey gelmedi karşıma. Gelse yapardım. Yapar mı hocam? Yaparım. Gelse görürüz ama gelmiyor işte. Çünkü insan karşı taraftan fedakarlık gördüğünde sevildiğini hissediyor. Aa, yapıyorum, ne yapıyorum? Onunla evde kalıyorum bazen. Gezmek istemiyorum onun için. Gezmek istiyorsun da. İstiyorum ama fedakarlık olsun diye, o da dinlensin diye kendi gezme zevkimden fedakarlık edip onunla birlikte evde kalıyorum. Ama bir insanın evde kalması fedakarlık mıdır? Sen sana kalsa her gece mi gezeceksin kuzum? Ben gezerim. Her gece? Evet, gezerim. Sen çok benim gibisin yani, çok evci değilsin. Ya böyle şey, gezdikçe dinleniyorum. Dışarıda oldukça dinleniyorum. Evde laf. Yatmayı hiç sevmiyorum. Vallahi ben de öyleyim. Evet. Ev dediğin uyuyacaksın, kalkacaksın. Evet. Necdet İşler'le evlenmek istiyor zaten. Ya, hayır şöyle, dün bir... Bunlar nasıl cümleler ya? Ne tuhaf bir çifte denk geldik ben. Biz zaten ona aşık, biliyor musunuz? Ya dün bir röportajını izledik de Necdet İşler'in. Yani kafa olarak aynı kafadayız. İşte otelde yaşıyor, aha, ev kullanmıyor. Geziyor, tozuyor, hayatını yaşıyor. Bence hayat çok kısa. Gezeceksin, göreceksin, içeceksin, yiyeceksin. Yaşa git. Şuradan Necdet İşler gelse bir kahve içmeye çıkar mısın? Çıkarım. Bira içmeye giderler. Aa, evet, kahve değil bira içeriz. Flörtleşir misin inceden? Yok ya, o kadar da bilmiyorum. Ben evli miyiz o arada? Geldim. Evliyiz tabii. Çocuk şöyle kıskanmıyor mu? Be amına kodu. Evlisiniz abi, şu an için soruyorum. Şu an geldi buradan. Ama şimdi bira içmeye çağırsa ayıp olmasın, giderim. Cevahir senle geldi diyeceğiz. İşte ikisi bira içmeye gittiler. Biz de seninle burada oturuyoruz. Ne konuşuyoruz kardeşim? Mesut Bey yapacağız işi sikeyim. Tüm ben şöyle. Ne konuşuyoruz gerçekten? İkimiz mi? Evet, gittiler yani. Bira içmeye gittiler Necdet İşler'le. Buna yani çok kurulur musun? Ya siz tanıyorsanız gömersiniz herhalde bana karşı biraz. Hani Necdet de böyleydi ben falan filan. Ben de şey tanıyorum ya, gıyaben. O yüzden... İkimiz sonra kalkıp gidebilir miyiz oraya? Ortamda. Oğlum beni niye kattın? Ben sadece senin ne düşündüğünü soruyorum. Ben sadece yanındayım senin. Benim bu hikayede yokum ben, denklemde yokum. Beni de götürüyor manyak hesap sormaya. Necdet Bey yalnız ayıp oldu ha. Yani senin sınırını merak ediyorum. Bu senin asabını bozar. Bozulurum. Tabii. Bozulunur. Ama gidecek bu kız. Bira içecek belli. Hani kıskanç değildi?
Ya öyle bir şey de bir şey değiliz ki. Ama bir şey yapmayacağım ki. Çocuk çok sinirli de kelimeleri tutuyor. Şey de değiliz bak. Bir adam ne olacak canım? Bir konuşacağız sadece, bir şey yok. Tabii. Evet. Arkadaşlar. Bir tane de kadın gönderen oradan biz de içelim. Kendi ne yapıyor? Madem orada bir depo var. Şimdi yukarıda. Bir de kadın salın aşağı. Şşt yaptın, bir huyu değişsin. Ağır kanlılığı. Çok mu yavaştır? Evet, çok geç yavaş. Geç mi kalır? Yok, geç kalmaz. Babası asker olduğu için hatta her şeye dakik yetişir. Ağır kanlı demek? Ağır kanlı. Bir iş yaparken işte böyle yavaş yavaş hareketler, yürürken. Mesela bizim bir durağa yolumuz var. Ben 10 dakikada yürüyorum, o yarım saatte yürür falan böyle yavaş. Nasıl yavaş. Bu kadar yavaş yürüyorsun hocam? Abi ben 120 kiloyum. Kendisi aha. 65 kilo. Aha. Ben 125 kilo taşıyorum. O 60 kilo taşıyor. Ben... O yürümüyor ama koşuyor yani. Sen niye kendinden 5 kilo çıkarttın da ona 5 kilo ekledin diyor? Verdiğin örneklerde sayılar tutmuyor. Ya o civarlarda. Sen bir oyunu değiştir hanımın. Bir tane mi? Bir tane. Sen birini değiştir soracağım yine. Tavır trip ikisi bir olur mu? Oluyor. Tavır da aynı, trip de aynıdır. Çok mu küser? Çok küser. Ha. Herkese küser. Sana? Her zaman küser. Bana da küser, annesine de küser. Gerçekten ne? Size vermiş? De küstüm. Bana? Evet. Neden? Herkesin numarasını aldınız. Hani dediniz ya, şey sanki buraya değişiklik yapacakmışız gibi hissettim bir an. Şu o anda. Korktun mu seni kaldıracağım evet. diye? Ben çok sevdim burayı. Tamam da hayatım, bu tamamen kendi uydurduğun bir şey bu senin. Şu an hanımefendinin numarasını... Kalk lan! Alındım. Madem alındın, evet. Bana gerçek olsun. Kalk 15 dakikada siteye bak. Hayır şaka yapıyorum, manyak. Ayağa kalkıyor Yusuf Bey. Kalksın o küçük orospu, geliyorum. Hayır ya. Alınganım biraz. Tamam, o sonraki haftadır işte telefon alıyoruz. Tamam olur. Tamam diyor, zaten bitti oğlum çekim. Nerede bak, Allah inşallah 10 dakikada oturtur. Bastı gitti. Kaç zamanda bu enerjine gelirsin, bu tatlı haline? Ne kadar sürer toparlaman? Geri çağıracağız mı? Yoksa? Bitti oğlum. Çıktı. Çıktı hayatından. Tekrar ne zaman? Ne kadar zamanda toparlarsın? Ya şimdi başka birine mi gitti, eve mi gitti? Bunu ya... mu terk etti? Oğlum şu soruyu dümdüz anlasana artık yeter. Beni yorma. Gitti. Seni bıraktı, yurt dışına gitti. Bir sene falan belki. Bir sene. Bir sene derken şimdi sebebi de önemli ama. Gitme sebebi. Ya öyle gitmek var mı? Düzelirim hemen ya. Sinirlendi şu anda. Hayır, gitmek var. Hemen düzelmeyeyim. Yani düzelemem zaten. 15 sene olmuş, 16 sene olmuş. Değil mi? Çok zor olur alışması. Tabii. Kızım bastı gitti. Ne kadar zamanda toparlarsın? 6 ay. 6 ay sonra hayatında bir... Evet, sen hayatı çok seviyorsun. Ben seviyorum, yaşamayı seviyorum. 6 ay çok mu dedim ben sana söyleyeyim. Senin bakış açında insanlar birkaç haftada birkaç ay toparlar. Yok, o kadar da değil. Bir yaz süreci olması lazım. Ne kadar? 6 ay. 6 ay. Evet. Yasa bak. Sonra toparlarsın. Ya ben çünkü yani yaşamayı seviyorum. Tamam, evet. Çok seviyorum ama beni bırakıp gittiyse zaten sinirimden belki dediğiniz gibi birkaç haftaya da olabilir. Beni terk ettiği için inadına. Ha, anladım. Hadi puanlayalım. Çok tatlı insanlarsınız bu arada. Çağdaşlık 8 ve üzeri diyenler o desin. Oh. Sadakat. Bir bok karıştırmamışsınız. 10. 10 diyenler o desin. Oh. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. Tuhaf bir çiftsiniz ha. Değil mi? Değişikler yani. Değişik bir bağ ile bağlanmışsınız birbirinize. Bu güzel bir şey. Çünkü habire evde oturmak isteyen adamla... Dışarı çıkmak isteyen bir kadının hikayesi bu. Evet. Buraya gelmiş olmanız da aslında senin hobilerinden birini gerçekleştirmiş oluyor. Evet, ben sizi çok izliyordum, çok aha. seviyordum. Sonra ona da aşıladım zaten. Sonra birkaç güldü, beğendi, hoşuna gitti. Dün ben bayağı 40 derece ateşler içinde yatıyordum evde, evet. Ama tabii gezme olunca hemen nasıl kendime geldim? Bana sürpriz yapmış, bilet almış işte. Ana. Aynen, öyle geldik. Yani senin sürprizin de buradasınız. Evet. Bak daha güzel sürpriz oldu. Evet, evet, çok güzel. Kendi aranındaki eğlence düzeyi 8 ve üzeri diyenler o desin. Bu ne, yoruldunuz mu lan? Mesut Bey ya. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün Barış'ın. Alkışlarla. Hadi bin kişi gibi. Hanımlar beyler, ilişki testi biter. Ben Deniz Mesut Süre. Bay bay. Stop.
bir şey unuttuk. Bir dönemdir biz bir şey yapıyoruz. Akılda kalan sözcükler, cümleler diye. Bugün ne konuşuldu burada? Serena Sarıkaya, gezme, turuncu ayak, Necdet İşler, başka? Ve doktor ve mühendisler. Başka? Kaptanlığı bırakmış. Cümle halinde söyle, kaptanlığı bırakmış. Mesut Bey, bunu bir daha konuşmayacak mıyız? Salak bir hareket, kaptanlığı bırakmış. Başka? Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Kiranın 750 olması. Hepimizin 150 orası değil miydi? Biz salak mıyız? Nerede bu ev? 1500 verelim biz çıkalım, bunları kovsunlar. Başka? Allah kahretsin. En güzel şeyi hatırladın. Tişört, şu tişörtü bir daha anlatın bakayım. Süper oldu. Hanımlar beyler, hadi alkışlar. İlişki testi şimdi biter. Bay bay. Görüşürüz. Ayaklarınızı sağlık arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.